Ben konuklarımın yemek masalarında ikram etmeyi çok seviyorum bu şekilde hazırlayıp. Bunlar yenebilir güller tabii, tabii, mi? Tabii yenebilir. Aa, Isparta gülleri, kokulu güller. Çayları çok da yapılıyor güzel. Biliyorsunuz. Evet hani. Evet o güllerden. Evet, 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 ha böyle evet. Görmemiştim. Aha. Çok güzel düşünülmüş. Böyle iftar sofrasında misafirlerime tabaklarına birer tane koyup hoş geldiniz yazıyorsunuz. Çok güzelmiş. Şimdi güllecin üzerinde de sunum için kullanalım. Tamam bunu şimdi arkaya şimdi alalım. Bunu alalım Derya Hanım. Ben pırasalı böreğe geçeceğim. Şerbetinizi yapın şerbete lütfen. Şerbete geçeceğim. Ki kaynasın görelim. Evet. Yetişmez sonra. Şöyle alıyorum. Ben alayım bunu orayı alayım. İsterseniz. Siz şerbet için size tencere var mı? Buradan alacağım. Evet. Barış'cığım çok güzelmiş tencereler. Sen mi seçtin? Sen iyi bir ev erkeği olacaksın. Barış şeyleri sofra düzenlerini falan sahur fikirlerinin fotoğraflarını çekiyor. Ne nereye konuyor, nasıl konuyor falan. Güzel bir şey bir erkeğin böyle bir merakı olması iyi bir şey. Hem eşine yardım edecek demektir. Buyurun efendim. Derya Hanım ben hurmalarımızı daha önce yıkadım. Tencereye alıyorum. Çekirdeklerini çıkardınız Hayır, mı? Hayır şimdi değil. Sonra çıkaracaksınız. Güzel. Sonra. Şimdi suyunu da ilave edip ocağa koyacağım. Bunlar dağılana kadar pişecek Derya Hanım. Şekeri sonra mı ilave edeceksiniz? Evet, şekeri en son. Şimdi bu ikisi birlikte kaynayacak. Hurmalar dağılana kadar daha sonra süzgeçten geçirip en son kaynama aşamasındayken şekerini koyacağım. Karanfil ve tarçın atacağım. Bunları ters süzgeçten geçirdikten sonra su şerbet kabımıza koyup buzla çam fısı ilave edip servis yapacağız. Aslında güzel bir şey yapıyoruz. Ben şeflerimizden herkes bir tane şerbet yapsın diyorum. Ve yapacaklar Ramazan boyunca. Bunları bir yere kaydetseniz bir şerbet kitabınız oluşabilir. Yani şerbet fikirleri kitabınız oluşabilir. Aslında biz bunu bütün şerbet şeylerini Ramazan'ın sonunda hepsini böyle bir şeyde bir araya getirip birkaç kişiye hediye edelim isteyenlere. Ben direkt satarız kitapçık gibi. Satarız efendim? Diye düşünün. Bence satma diye bir şey henüz yok inşallah umuyorum. Barış'cığım açsın onu Barış açar. Derya Hanım şerbet kaynarken biz böreğimizin harcını hazırlayalım mı? Hazırlayalım lütfen. Hem vakitten lütfen. Kazanmış buyurun, olalım. Buyurun buyurun. Böreğin harcı çünkü pırasalı börek var şimdi sırada. Evet.